Uhud'da harp başlayacak. O esnada Uhud meydanında var mı benim karşıma çıkacak diye bağıran bir tane müşrik. Siba İbni Abdülüzzah. Hazreti Hamza onun karşısına dikilecek ve bir kırış darbesiyle ayaklarını yerden kesecek. Siba yere düşünce kısa bir süre Hazreti Hamza şöyle bir lam harfi gibi iki elini havaya kaldırınca Uhud'un başından beri onu kollayan Vahşi işte şimdi tam fırsatı diyecek. Hazır zırhının bir kısmı da açılmışken başka bir rivayet ayağı takıldı öyle açıldı diyecek bilmiyorum. Hazır zırhının bir kısmı açılmışken mızrağı arkasından saplayacak ve Hamza Efendimiz orada şehitlerin efendisi olacak. Ama bununla maalesef olay bitmeyecek. Cahiliye döneminde müsle denen bir gelenek var. Bu müslenin rivayetlerde ayrıntılarını okusanız inanın yüreğiniz bunu kaldırmaz. Müsle nedir biliyor musunuz? O zaman cahiliye toplumunda öldürdüğün birisinin yanına gidersin, organlarını kesersin, bileğine takı yaparsın, beline kemer yaparsın, ayağına halhal yaparsın. Bu şekilde kahramanlığını gösterirsin. Vahşi bu şekilde Hazreti Hamza Efendimiz'i kesmeye başlayacak ve hemen yanına koşa koşa Hint gidecek. Hazreti Hamza'nın rivayete göre ciğerini alacak, ağzına atacak, çiğnemeye çalışacak ama ciğerini yutamayacak ve geri çıkaracak. Ve Hazreti Hamza Efendimiz'in diğer organlarını kendisine takı yapacak. Bu şekilde Mekke'ye yürüyecek, orada küçük bir tepenin üstüne çıkacak. Kendisi bir şairdir aynı zamanda. Ve şiir gibi ben de Hamza'yı böyle öldürdüm, intikamımı bu şekilde aldım. Babamın, amcamın, kardeşimin intikamını bu şekilde aldım diye şiirler okumaya devam edecek. Ve Hint binti Utbe ileride 8. yılda, Hicret'in 8. yılında Mekke fethinden sonra iman edenlerden birisi olacak. Hicret'in 8. yılıdır. Allah Resulü Aleyhisselam 10.000 kişilik orduyla nereye gidecek? Mekke'yi fethetmeye gidecek. Mekke fethedilecektir. Mekke fethi esnasında Hazreti Vahşi Allah Resulü'nün geldiğini duyunca kendisi Taif'e gidecektir. Ve Efendimiz orada kimi soracak biliyor musunuz? Vahşi nerede diye soracak. Bak öz amcasını, canı ciğerini şehit eden Vahşi nerede diye soracak. Niye soracak? Çünkü onu irşat edecek orada. Şimdi okuyacağım mesele o kadar ince bir mesele ki yani. Canı ciğeri amcasını birisi şehit ediyor. Hem de nasıl? Müsleyle organlarını parçalayarak şehit ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam hala onun ahireti derdine düşmüş. Şimdi böyle evinde çekirdek çitleyen, bu meseleleri sinesinde sindiremeyen niceleri ne diyor? Bunu vuralım, bunu kıralım, bunu şöyle yapalım deyip Allah Resulü'nün o derin mesajını bir türlü anlayamıyor, gölgeler düşürüyor. Bu İslam, bu din intikam dini değil. Bu din cennete de adam götürebilme dinidir. Bizler çoğu zaman Ebu Cehillere sövmekten Ebu Bekirlerle yol yürüyemez hale geliyoruz. Ve bu sövenlere dikkat edin. Belki kendilerinin birçoğunun İslam'a çok faydası olmayan insanlar olabiliyorlar maalesef. Çünkü Allah Resulü'nün mesajının derinliği anlamayanlar o yoldan, o şehrattan fark etmeden adım adım uzaklaşan insanlar oluyor. Efendimiz Aleyhisselam daha sonra Mekke fethinden sonra Taif'e gidecek. Bu sefer Vahşi Taif'ten de Şam'a gidecek. Allah Resulü'yle denk gelmemek için. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam bir ayeti pusula yazıp ona gönderecek. Küçük bir not yazarak. O ayet nedir biliyor musunuz? Furkan 68'dir. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Ne diyor Hazreti Vahşi'ye? Gel diyor, gel ki tövbe et diyor. Ama Hazreti Vahşi buna cevap olarak diyor ki, ben ki Hamza gibi bir dağı devirmişim. Benim gibi adama affolur mu? Mümkün değil diyor. Efendimiz Aleyhisselam bir pusula daha gönderiyor başka bir ayet. Nisa 48. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Tek affetmediği günah. Bundan affetmediği derken bu şekilde ölünürse affetmediği. Sahiken tövbe edilirse inşallah affeder. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur diyor. Buna rağmen Hazreti Vahşi yine diyor ki Allah benim gibisini nasıl affeder? Mümkün değil diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam son pusulasını Zümer 53'ü yazarak gönderiyor. Ey nefislerine zulümde haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun üstüne Hazreti Vahşi Allah Resulü'nün yanına gidecek ve iman şerbetinden o da içecek. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Ümidimiz artsın diye anlatıyorum. Çok zulmettik. Nefsimize zulmettik, gözlerimize zulmettik, faizlere girdik, yanlışlara girdik, haramlara gittik. Çok zulümler ettik, çok! Zaten zulüm ettiğimizden sinemize bu hakikatler akmıyor ya. Ama hiçbirimiz Hazreti Hamza'nın katili değiliz. Bu kapıda tövbe ile temizlenen herkese yer var. Ne yaparsak yapalım, ne işlersek işleyelim ama Allah'ın rahmetinden, o sonsuz rahmetten
ümidi kesmeyelim. Eğer kesersek lisan-ı halle şunu da demiş olup Allah'a bir ithamda daha bulunmuş oluyoruz. Benim bu büyük günahlarımı sen affedemezsin. Haşa, haşa. Bizim en büyük günahımız onun büyüklüğü karşısında küçük kalır. Tek şart nedir? Samimi, yürek yanarcasına bir tövbe. O tövbeden sonra da aman canım ben temizlendim diyerek ucba girmemek. O tövbenin yürek yangınına hayatımızın sonuna kadar sinemizde yer vermek. Evet. Hazreti Vahşi iman ettikten sonra Efendimiz soruyor. Söylesene amcam Hamza'yı nasıl şehit ettin? Hazreti Vahşi nasıl şehit ettiğini anlayınca Efendimiz Aleyhisselam hüzne boğuluyor ve dilinden şu cümleler dökülüyor. Ey Vahşi, fazla gözüme gözükme. Seni her gördüğümde amcama hatırlarım da sana olan görevimi yerine getiremem. Ne diyor görüyor musunuz? Yine düşündüğü Hazreti Vahşi. Hamza'sının sinesinde öyle bir yeri var ki ben seni görsem amcamın acısını hatırlarım ve sana olan tebliğ vazifemi yerine getiremem diyor. Bir cihette kendi üzüntünü bahsederken diğer bir cihette yine Hazreti Vahşi'yi düşünüyor. Nasıl bir rahmet? Allah Allah. Hiç şahit olmadığımız olaylar. Medine'de olacaksınız ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gözüne gözükmeyeceksiniz. Mümkün değil, mümkün değil. O yüzden Efendimiz ne zaman Mescid-i Nebevi'ye gitse Hazreti Vahşi bir sütunun arkasında onu bekliyor ve diyor ki acaba şimdi ey Vahşi gözüme gözük diyecek misin? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emri akvaki oluyor. Bu cümleyi söylemeden göçüp gidiyor. Dünya zindanından, dünya sürgününden göçüp Rabbisine kavuşuyor. Gün oluyor, Yemame başlıyor. İnsanlığa zulmeden Müseyleme, Müslümancık demek. Kendisi peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancıdır. Ve Hazreti Vahşi zamanında insanlığın en hayırlısını şehit ediyor. Şimdi ise insanlığın en şerlisini öldürmeye gidiyor. Dönem Hazreti Ebubekir dönemidir. Komuta Halid bin Velid'dedir ve Yemame'ye gidilmiştir. Düşman iyice sıkıştırılınca Müseyleme ölüm bahçesi denilen bir bölgeye, bir kaleye kendisini hapsediyor ve bu şekilde ulaşamıyorlar. O Medineli 10 yaşında Allah Resulüne infak edilen Enes bin Malik'in kahraman abisi Bera bin Malik diyor ki beni siz o kaleye atın. Zaten şehitlik benim tek isteğimdir. Ben o kalede içeride düşmanla savaşır, kalenin kapılarını size açarım diyor. Tam da denildiği gibi oluyor. Bera bin Malik'i atıyorlar, kalenin kapıları açılıyor ve içeriden Hazreti Vahşi'nin beklediği Müseyleme Tülkezzap çıkıyor. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği aynı mızrakla onu da orada yere yığıyor. Daha sonra rivayetlerde geçiyor. Secdeye kapanıyor Hazreti Vahşi. Gözleri semada. Ya Resulallah, şimdi acaba yanıma gel diyecek misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselam ona ne demiş? Biz onu bilmiyoruz. Ama bu yaptığı inşallah ona kefarettir. Biz onu biliyoruz inşallah. Ya. Evet. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.